Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla başlarım. Allah'a sonsuz hamdü senalar ederim. Yarattığı mahlukat içerisinde bizi insan olarak yaratan Allah'a hamdolsun. İnsanlar içerisinden alıp iman ve İslam şerefiyle şereflendiren Allah'a hamdolsun. Müslümanlar arasından da alıp İslam'ın derdiyle dertlendiren Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimize ve bütün peygamberlere salat ve selam ederim. Bütün şehitleri ve Gazze'nin şehitlerini özellikle selamlarım. Bütün zalimleri, özellikle İsrail zalimlerini lanetlerim. Siz saygıdeğer Hazirun'u Yüce Allah'ın selamıyla selamlarım. Ya Allah, ya Bismillah derim, sohbetime başlarım. Muhterem Hazirun, saygıdeğer hocalarım, Ensar Vakfımızın gönüllüleri, konuşmaya başlamadan önce bir iki hususu hatırlatmak isterim. Telefonları kapatmanızı ve masanın üzerine veya cebinize koymanızı istirham ederim. Telefonuyla meşgul olan arkadaşların telefonunu elinden alırım. Bak ciddi diyorum. Telefonuyla meşgul olan arkadaşların telefonunu elinden alırım. Teknik masada dahil. Kapılar kapatılsın lütfen. Konuşma esnasında telefonuyla meşgul olan arkadaşları kaldırır sorarım. Ben ne konuştum şimdiye kadar? Lütfen anlatır mısınız? Hocam, usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Bir hedef var, varmak istiyoruz, varamıyoruz. Ama varmak istiyoruz, içimizde bir sevda var, aşk var. Ama usulde çok ciddi hatalar yapıyoruz. Sevgili Hayreddin Bey'in sunduğu ayetler demeti bugün yeter ve artardı. O kadar güzel bir seçme yapmış. Allah'ım böyle güzel sözler ortaya koymuş ki Allah söylediyse güzel olmaz mı? Aman Allah'ım ya Rabbi. Nasıl da seçti? İşte ehli Kur'an olmak, müfessir olmak böyle bir şey. Ama o esnada siz telefonla meşgul oluyorsunuz. Olmaz hocam. İşte bunun için ulaşamıyoruz hedef. Ali Bey'in Ali'ye İzzet Begoviç'le anlattığı olayda ben bir daha ağladım. Halbuki kaç sefer dinlemişiz ama yine ağladım. Zor zamanda kendilerini bu davaya vakfetmiş insanların davasını Allahu Teala filizlendiriyor ve dallandırıyor, budaklandırıyor. Herkes biliyor ki Aliye'nin o zaman böyle bir neticeye ulaşacak gücü yok. Fiziki gücü, insani gücü, beşeri gücü. Ama bir davayı Allah desteklerse. فَاَيَّدْنَ الَّذ۪ينَ عَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَهُ ظَاهِرِينَ Allah. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Ve onlar da galip geldiler. Evet, Şener Bey'in anlattığı o güzellikler içimizi açtı. Ama kız öğrencinin o Ensar Vakfı'nda yemek yemesini ve hatırasını anlatmasını da gözyaşıyla dinledim. Bize zor zamanda vakıf insanı olmak diye bir konu takdim etmişler.
Ben de kendime göre Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, İslam tarihinden, siyerden belli bazı sahneler hazırladım. Ama Hayrettin Bey ayetleri okumaya başlayınca korktum, dedim. Şimdi benim hazırladığım ayetleri de okursa ben ne yapacağım? Allah'tan ki Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde bir bereket var. Oralara dokunmadı Hayrettin Bey. Belki önceki toplantılarda okumuş olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu ensarallah. Kema gâle İsa ibn Meryem'e lil havariyyine men ensari ilallah. Allahu Teala bizi muhatap alıyor. Hocam bak, bizi muhatap alıyor. Onun için Allah'a çeşitli sebeplerden dolayı hamd ettim. En sonunda da dedim ki müminler ve Müslümanlar arasından seçip bizi İslam'ın derdiyle dertlendiren Allah'a hamdolsun. Şu anda her birimiz daha değişik mekanlarda dünyevi işler peşinde, hatta dünyevi işlerin de süfli olanların peşinde koşuyor olabilirdik. Hem paramızı, hem malımızı, hem canımızı harcayarak süfli işlerde kendimizi tüketiyor olabilirdik. Ama Allahu Teala tuttu elimizden, bu güzel mekana getirdi, bizi seçti. Hocam her zaman için seçilmiş olmanın karşılığında bir bedel ödemek gerekir. Neden yoksullar zekat vermiyor da zenginler zekat veriyor? Allahu Teala onları seçti, mal verdi. Niye efendim alimlerden konuşmalarını, gayret etmelerini, İslam'a hizmet etmelerini istiyoruz? Çünkü Allahu Teala onlara ilim verdi. Niye Allahu Teala efendim canıyla, malıyla cihad edilmesini istiyor insanlardan? Çünkü can verdi, mal verdi, zenginlik verdi. Hocam seçilmiş olmanın bir bedeli vardır. Bak Allah bizi seçti. O zaman biz de hamd ederek ve şükrederek bu davaya son nefesimize kadar çalışacağız. Son nefesimizden sonra da geriye güzel bir miras bırakacağız. Ey inananlar! Ya eyyühellezine amenu! Künu ensarallah! Galiba Vakfı Kur'anlar Hayrettin Bey, gerçi Aytekin Hocam burada o işin içinde. Acaba bu ayeti esas alarak mı ismine Ensar Vakfı dediler? Yoksa bizim Medine'deki Ensar'ım esas aldılar? Ama ne kadar güzel bir buluş Ensar Vakfı. Allah'ın yardımcıları olun. Hocam bunun üzerinde durmak istiyorum. Allah'ın yardımcıları olun. Buna evet demişsiniz. Allahu Teala künu ensarallah diyor, Allah'ın yardımcıları olun. Siz de buna evet demişsiniz. Ama nasıl? Hani diyor Allahu Teala şöyle bizim elimizden tutuyor, bakın bizi tarihin derinliklerine kadar götürüyor. Allah götürmezse, geçmişte olanı Allah anlatmazsa, geçmişte olanı Hazreti Peygamber Efendimiz anlatmazsa biz nereden öğrenelim? Ha, tarih kitaplarından öğrenebiliriz ama ne derece sahihtir, ne derece doğrudur, eğridir bilemeyiz. Ama Allahu Teala diyor ki bak benden dinleyin. Hocam elimizde Kur'an-ı Kerim gibi bir nimet var. Aşımız, ekmeğimiz, havamız, suyumuz. Bu sabah Hayrettin Bey'i dinlerken bir daha bu kanaatim pekişti. Allah'ım bizi Kur'an'dan mahrum etme. Bizim elimizde ne kadar güzel bir kitabımız. Tutuyor elimizden Allahu Teala. Gelin diyor sizi İsa Aleyhisselam'ın hayatına götüreceğim. O da demişti ki kim bana yardımcı olacak? Allah'a giden yolda, beni Allah'a götüren, Allah'a ulaştıran yolda. Men ensari ilallah. Galel havariyun, havariler dedi ki nahnu ensarullah. İşte havariler hocam, bu salon. Havariler dedi ki Allah'a giden yolda
senin yardımcıların biziz. İn tansurullaha yansurküm ve yusebbit akdameküm. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ayaklarınızı sabit kadem eyler. Şimdi fazla vaktinizi almamak için, bir de saatler habire geriye sarkmasın diye hazırladığım bütün bilgileri aktarmıyorum ama akşam herkes kendini takdim ederken buradaki Hazirun'u daha yakından tanıdım. Leb demeden leblebi anlayacak arkadaşlar. İsa Aleyhisselam'ı, gönderildiği dünyayı, o gün Filistin'de, Kudüs'teki yapıyı biliyorsunuz. Tek başına çıkmış bir peygamber, Allah'ın Resulü ve İsrailoğulları kendisini öldürmek istiyorlar. Bakın hem can tehlikesi var, derdini, davasını anlatması gerekiyor. İşte o gibi durumda, öyle bir halde kim diyor Allah'a giden yolda bana yardımcı olacak? Havariler dediler ki biz senin yardımcıların. Allahü Teala diyor ki İsrailoğullarından bir grup inandı, bir grup da küfretti. O inananları düşmanlarına karşı biz destekledik. Hocam bakın bizim böyle teminatımız var. Destekledik diyor. Düşmanlarına karşılık onlar da galip geldiler. 12 tane havarinin olduğunu biliyoruz. Neden 12? Sebep ne? O derinliklere dalmıyoruz ama şunu biliyoruz. Yakup Aleyhisselam'ın 12 tane oğlu vardı. Yusuf Aleyhisselam da dahil, Bünyamin de dahil. 12 oğlundan 12 aşiret meydana geldi. Yakup Aleyhisselam oğullarıyla beraber Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da idareci olmasından sonra Mısır'a taşındı. İsrailoğulları uzun müddet orada kaldılar. Tarih, sene belirtemiyoruz çünkü bunlar biraz nazari olur. Allah ve peygamber bir şey söylemediyse bizim o konuda şu kadar kaldılar, bu kadar sene geçti dememiz biraz tutarsızdır ama şunu söyleyebiliyoruz. 12 oğuldan 12 aşiret meydana geldi. O kadar çok kaldılar ki Mısır'da. 12 aşiret meydana geldi. Musa Aleyhisselam bunları Firavun'un zulmünden alıp da Filistin'e doğru getirirken vur asanı taşa, oradan 12 tane pınar fışkıracak. فَنْفَزَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Ve her aşiret hangi çeşmeden içecek onları da bilecekler. Acaba bu 12 aşiretten 12 havari midir yoksa değişik sebeplerden midir? Ama bildiğimiz şu ki 12 tane havari, saygıdeğer dinleyicilerim, öylesine dertlerine ve davalarına sahip oluyorlar ki ölümü göze alıyorlar. İşte zor zamanda vakıf insan olmak. O günkü tarihi yapıyı bildiğimizde, yani şimdi biz Antalya'daki şu salonumuzdan çıktık, yine Allah ve Peygamber elimizden tuttu, Kudüs'e gittik, İsa Aleyhisselam'ı gördük, havarileri gördük. Yani şimdi bazı insanların dediği gibi, ya dersin ki bunlar deli mi ya? Neyin peşine gidiyorlar? Hele şu duruma bak, bu şehirdeki hale, ahvale, vaziyete bak, bunların okuduğu gazele bak. Kim dinler sizi? Bir imparatorluk var, insanlar dünyaya birleşmiş, puta tapıyorlar, İsrailoğullarının bir kısmı size düşman, öldürmeye çalışıyorlar. Saygıdeğer dinleyicilerim, insanların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderdiği bütün peygamberlerini desteklemiştir. Ve bakıyorsunuz insanın muhakemesine, mantığına göre galip gelmemesi gereken bir din havarilerin gayretiyle öylesine galip geliyor ki her tarafa yayılıyor. Roma İmparatorluğu bu dini kabul ediyor. Havarilerin
isimleri var, gittikleri bölgeler var, çektikleri sıkıntılar var. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur ki, her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir. Benim havarim de Talha'dır. Benim havarim de Abdurrahman'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde havari olan sahabiler var. Bakın, sayılarını bilmiyoruz. Veda haccına katılan 120 bin, normal rivayette 120 bin tane sahabi var. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir elin parmakların geçmeyecek derecede havariye sahip olduğunu Siyer ve İslam tarihi hadis kaynaklarından öğreniyoruz. İşte siz o seçkin insanlarsınız. Bir elin parmağını geçmeyen. Zor zamanda vakıf insan olmak, ensarullah olmak, havari olmak, hocam işin başında, gözenin yanında bulunmak demek oluyor ki, şimdi göreceğiz Allahü Teala neler lütfediyor. Havarileri anlattı Rabbim. Biz onları destekledik. Ama bak, İsrailoğulları yani İsa Aleyhisselam'ın gönderildiği şehirdeki durumu da anlattı Allah. Bir kısmı, hatta büyük bir kısmı küfrettiler. İnananlar var. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Onlar da zahir galip oldular. Şimdi sizi oradan aldım. Mekke'ye getiriyorum. Nur Dağı Hira Mağarası'ndayız. Miladi tarihli 610. Muhammed Aleyhisselam ilk vahye muhatap oluyor. Kendisine görev veriliyor. Geliyor evine. Endişeli olarak Hatice diyor, bana kim inanır? Bu şehirde, bu durumda kim beni kabul eder, kim inanır? Kudüs'e gittiğimiz gibi, İsa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği tarihte Kudüs'e gittiğimiz gibi, gelin şimdi Mekke'ye gidelim. Hocam insan insanın kurdu olmuş. Hiçbir değer yok. Biraz önce anlattı ya başkanım, değerler. Yani bu değerler öyle bir şey ki her dinde, her toplumda, her ülkede, her şehirde selim akıl, sağduyu tarafından kabul edilen değerler alt üst olmuş, ayaklar altına almış. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz endişe ediyor. Kim dinler beni? Hocam, bir hanımefendi, eli öpülecek bir hanımefendi. Cennete gidince, inşallah hep beraber gideceğiz, görmeyi en çok merak ettiğim, anneciğim lütfeder misin, elini ayağını öpmek istiyorum. Ben yıllarca peygamberimi anlattım, peygamberim de seni anlattı, ben sana gerçekten saygı duyuyorum, elini ayağını öpmek istiyorum diyeceğim bir hanımefendi, ben dinlerim diyor. Sen anlat bana ama gerekçelerini de sayıyor. Çünkü sen Muhammedül Emin'sin, sen yakınlarına ilgilenensin, sen yoksulların babasısın. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin 40 yaşına kadar nasıl yaşadığını Hatice annemizin bu ifadelerinden öğreniyoruz. Ben dinlerim diyor, bana anlat. Zor zamanda, yani hiçbir ışığın yanmadığı bir anda bir hanımefendi çıkıyor, ben destek veririm diyor. Bu sebepten dolayı sevgili peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendim zaman zaman ashaba konuşurken hepinizden razıyım. Allah hepinizden razı olsun. Ama izin verirseniz iki kişinin ismini zikretmek istiyorum. Hocam siz işte iki kişiden birisisiniz. Eşim Hatice'nin ve arkadaşım Ebu Bekir'in ismini zikretmek istiyorum. Kimsecikler bana inanmadığı zaman eşim Hatice'nin desteği vardır. Bu davanın temelinde. Arkadaşım Ebu Bekir. Hocam
her davada, bakın her davada dava liderinin arkasında ikinci şahıslar vardır. Davayı büyüten işte onlardır. Osman'ın, Zübeyir'in, Talha'nın, Abdurrahman'ın, Sa'd'ın ve beraberinde gelen ilk Müslümanların radıyallahu anhum hepsinin Müslüman olmasına sebep olan Hazreti Ebubekir'dir. Onun için Peygamberim Hazreti Ebubekir Efendimiz'i özellikle yad ediyor. Hocam malıyla, canıyla, eviyle, ocağıyla yani var olan her şeyle kendisini İslam davasına vakfetmiş bir Hazreti Ebubekir'imiz var. Ve onun elinden tuttuğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna getirdiği o güzel müminler ve Müslümanlar var. Şimdi gelin hep beraber düşünelim. Akşam hepinizi dinledim. Ne kadar güzel şeyler anlattınız. Bulunduğunuz ortam, vakıf başkanlığı. Hiçbirimizin şu andaki durumumuz havarilerin Hazreti İsa aleyhisselama evet dedikleri zamandan, Hatice annemin ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davasını evet dedikleri zamandan daha kötü değildir. Yani asıl zor zamanlarda onlar bu davaya omuz verdiler. Gerçekten zor zamanlarda onlar bu davayı böyle özlerine, işlerine aldılar, büyüttüler ve bize kadar getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'de Darul Erkam'da yetiştirdiği, Medine'de Suffe'de yetiştirdiği nesil İslam'ı Arap Yarımadası'nın dışına taşırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendim vefat ederken Arap Yarımadası İslam'a teslim olmuştu. Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Yemen'den Kuzey Arabistan'a kadar Arap Yarımadası 3 Türkiye büyüklüğündedir. 3 tane Türkiye'yi üst üste koyacaksınız, bir Arap Yarımadası meydana gelecek. 23 senelik bir zaman diliminde bu Arap Yarımadası İslam'a teslim oldu ama Efendim 632'de vefat edince 1. Halife Hazreti Ebubekir zamanında 2 cephe, Irak ve Suriye cephesi, 2. Halife Hazreti Ömer zamanında 3 tane cephe, Irak, Suriye ve Mısır cephesi, Hazreti Osman zamanında ta Orta Asya'dan efendim neredeyse Endülüs'e kadar dayanan bir genişleme, işte bütün bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin havarileri diyebileceğimiz sahabe-i kiram efendilerimizin başarısı. Burada kendisini yine hayırla yad etmemiz gereken, illa senin de bir elini ayağını öpmek istiyorum diyeceğimiz hepimizin beraber bir Halid bin Velid var. Profesör Doktor Mustafa Fayda hocamızın yazdığı bir Halid bin Velid kitabı vardır. Özellikle Ensar gönüllüsü herkesin okumasını tavsiye ederim. Hocam, trenin, uçağın, arabanın ve diğer toplu taşım araçlarının olmadığı bir dünyada, sadece nakil vasıtası olarak devenin ve atın olduğu bir dünyada, Arap Yarımadası'nda, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ayağını basmadığı bir yer yok. Hocam bunlar ne kadar güzel insanlar. Bakın böyle bir miras bıraktılar bize. Önümüzde örnek oldular. Bütün o dünyayı adım adım efendim gezen, İslam uzak noktalara götüren bir Halid bin Velid'imiz var. Ama biliyorsunuz değil mi? Uhud Savaşı'nda yenilmemize sebep o olmuştu. Allah'tan ki Bedir'de yoktu. Bedir'de olsaydı acaba yine biz mi galip gelirdik yoksa netice ortada mı kalırdı Allah bilir. Bedir'de yoktu. Uhud da müşriklerin safındaydı ve bizim savaşı kazanmış olmamızdan sonra taktik ve stratejileriyle savaşı kaybetmemize sebep olan bir Halid sonradan Seyfullah oluyor
peygamberimin ilgisi alakası neticesinde ve İslam'ı bütün o dünyaya yayıyor. Hocam çevremizde nice Halitler var. Bir gitsek, konuşsak, biraz önce Ali Bey, Nihat, rahmetli Nihat Bey'den naklettiği, onun da biz de beraber dinledik, Mahir İs hocamızdan naklettiği bilgi gibi, yani bir makamına gitsek, fabrikasına gitsek, iş yerine gitsek, evinde ziyaret etsek, şimdiye kadar İslam'ın dışında bir hayat yaşamış ama şimdi bize gönül verecek, şu çalışmaları tanıyacak, destek verecek. Belki de bu davayı bizden alıp daha ileri noktalara kadar götürecek, zor zamanda elimizden tutması veya beraber omuz omuza olmamız gereken nice insanlar var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i hayırla yad ediyoruz. Halid bin Velid'i hayırla yad ediyoruz. 12 sene anadan, babadan, kardeşten, evden, ocaktan uzak, Peygamber Efendimiz'in verdiği görevi yerine getirmek için Habeşistan'da Müslümanların başında bulunan Hazreti Cafer'i hayırla yad ediyoruz. Hocam o mu zor zamanda İslam'a gönül verdi yoksa biz mi? 615-616 yıllarında gitti Habeşistan'a. 628 yılında geldi, 12 sene. Babası vefat etti, Cafer Habeşistan'daydı. Annesi vefat etti, Cafer Habeşistan'daydı. Kardeşi Ali düğün yaptı, Cafer Habeşistan'daydı. Hem amcası hem aynı zamanda bacanağı Hazreti Hamza Uhud'da şehit düştü, Cafer Habeşistan'daydı. 12 sene sonra döndü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelebilirsin, oradaki muhacirleri de al, toptan gelin Medine'ye. Medine'ye geldi. 13. senede Mekke'ye gitti kaza umresiyle. Ondan sonra da Mu'te Savaşı'nda ikinci komutan olarak kesilen iki kolunun yerine takılan iki kanatla uçarak cennete gitti. Ve o da Peygamberimizin ifadesiyle Cafer-i Tayyar oldu. Mu'te Savaşı'nda Efendimizin ifadesiyle Cafer Tayyar oldu. Halid bin Velid de Seyfullah oldu. Zor zamanda tuttukları davayı, ipi asla ve kat'a bırakmadılar. Şimdi onlar bize böyle bir örnek oldular. Önümüzde imam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davasını, Allah davasını gerçekten Ensarullah olarak havari felsefesiyle, aşkıyla bütün bir dünyaya efendim ulaştıran güzel örneklerimiz var. Hayrettin Bey ayetleri okurken Üstad Necip Fazıl'ın tohum saç bitmezse toprak utansın ifadelerinde nasıl Kur'an-ı Kerim'den süzüldüğünü bir daha müşahede ettim. Arkadaşlar gelin biz bir tohum saçalım. Bitmezse toprak utansın. Nasıl bitmez? Hangi tohumu bıraktığınızda toprak ben bunu bitirmem dedi. Eğer zeminini bulduysanız, ondan önce yapılması gereken çalışmaları yaptıysanız, Ensar Vakfımızın genel merkezini, oradaki biraz önce Şener Bey'in anlattığı yemekhaneyi, İstanbul Üniversitesi'ndeki çocuklarımıza nasıl ev sahipliği yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Ben 68-76 yıllar arasında aşağı yukarı 8 sene bilfiil İstanbul'da bulunmuş bir insan olarak, yani bizim de oralarda böyle merkezlerimiz olacak. Üniversite öğrencileri orada parasız yemek yiyecekler denilseydi aklımızın köşesinden geçmezdi. Ama bakın, siz Allah'a bir adım gidince Allah nasıl böyle koşarak geliyor size? Bu hadisi kutsiler sadece böyle kitaplarda kalsın diye bize kadar nakledilmedi. Allahu Teala biz kendisine bir karış gittiğimizde nasıl bir adım geliyor? Nasıl bizim tutan elimiz, gören gözümüz, yürüyen ayağımız oluyor? Hocam bu başarılar bizim değil, dinimizin bizatihi özünde olan ve Allahu Teala'nın da desteği olan başarıların bugün tezahür etmiş olmasıdır.
Esad bin Zürare diye bir zat var. Ensar'ın büyüğü. Ali Bey'le yaptığımız Ensar Vakfı logosu altındaki siyer sohbetlerinde çok anlattım. O sohbetleri dinlemenizi istirham ediyorum. Yarım kalmıştı. Ali Bey'le bitireceğiz inşallah. Ali Bey buradasın değil mi? Ha, burada mısın? Yani o sohbetleri özellikle Ensar Vakfı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, yurtlarda öğretmenlik yapan arkadaşlar, Ensar Vakfı'na gönül vermiş insanlar için yaptık o siyer sohbetlerini. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim son akabede 12 kişi seçti. Bakın havariler de 12'dir. Peygamberim de 9'u Hazreç'ten, 3 tanesi Evs'ten olmak kaydıyla 12 kişiyi seçti. Bu 12 kişinin içine de içlerinden Esad bin Zürare'yi başkan tayin etti. Yani orada anlattım bizde teşkilat nasıl kurulur? İlk defa teşkilatı kim kurdu? Teşkilatın üyeleri kimdir? Teşkilatın hocası kimdir? Teşkilat nasıl çalışır? O akabe sohbetlerinde biz bunları anlattık. Esad bin Zürare diye bir şahsın 3 akabede de bulunan ve kendini İslam davasına vakfeden bir şahsın Mus'ab bin Umeyr'e el ele gönül gönüle vermesi neticesinde bir şehir nasıl İslamlaşmış? Bütün bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında var olan çalışmalar, bunlar bize örnek oldu. Efendim, zor zamanda bitiriyorum hocam. Zor zamanda şunlara dikkat edelim. Bak, iyi niyet, ihlas, samimiyet, dert insan olmak. Allah'ım, böyle düşünüyorum da bir parantez açayım. Hocam, Allah'la konuşmanızı, Allah'la dertleşmenizi, Allah'la ciddi manada bir iletişim, irtibat kurmanızı tavsiye ederim. Hocam, bu yolda bulunmak öyle sıradan bir iş değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Abdullah bin Abbas'a bir nasihati vardır. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Şimdi Allah'la özel olarak dertleşmenizi, görüşmenizi, konuşmanızı, ilgi alaka kurmanızı istiyor. Allah'ım bunu bana lütfettin. Anlıyorum ki beni özeline aldın. Allah'ım niyetim, ihlasım, samimiyetim sabit kalsın. Allah'ım bana yardım et. Hocam devamlı Allah'tan isteyelim. Allah'la ilgi, alaka devam etsin. Yoksa hocam bu zor zamanda ayağımız kayar. Şimdi bizim burada öğrencilerimiz var, arkadaşlarımız var. Kendilerine sık sık söyleriz. Niye biz bu işlerle uğraşıyoruz? Bir, önce kendimizi korumak için. Hocam bu çok önemlidir. Eğer bu işlerle uğraşmıyorsanız kendi ayağınız kayar gidersiniz. Rabbim buyurur ki, Ankebut son ayetmiş Şeyh Hayrettin Bey. Bismillah. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ Uğrumuzda cihad edenler var ya, gayret eden. Cihad sadece savaş değil hocam. İşte bakın bu cihad. Cehd etmek, gayret etmek. Ne yapabiliriz? İslam adına nasıl yardımcı olabiliriz? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ Çoğunuz hoca akşam tanıdım. Hocam hem te'kit lamı var hem de müşeddet nun var. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz işte onları yollarımıza kılavuzlarız. Ellerinden tutarız. Ve biliniz ki اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Allah-u Teala işini güzel yapanlarla beraberdir. Hocam işinize sahip olun. Bir ayetler grubu hazırlamıştım. Sadece böyle bir özetini vereyim. Cenab-ı Hak biz muslihlerin, muhsinlerin ve müminlerin 3 özellik sayıyor. Ecrini zayi etmeyiz. Yani mükafatını veririz. İnna Allaha la yudiyu ecrel muhsinin.
Hocam muhsin A, işini güzel yapan. B, Allah'ı görüyor gibi ibadet eden. Hocam zor zamanda şu iki maddeyi bir kenara yazın. Bir, işinizi güzel yapacaksınız. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah işini güzel yapanları sever. İşinizi güzel yapacaksınız. Allah'ı görüyor gibi ibadet edeceksiniz. Yani Şener Bey ve protokolde oturan arkadaşlar, Ali Bey, genel merkezden gelen arkadaşlar kusura bakmasın. Anadolu'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de öyle bir Ensar Vakfı teşkilat olsun ki genel merkez bazı şeyleri sizden öğrensin. Kars'ta, Ağrı'da, Erzurum'da öyle bir Ensar Vakfı teşkilat olsun ki genel merkezi zorlasın. Genel merkez onun yaptıklarını, ya nasıl yapıyorsunuz bunları? Hocam Allah işte bunları seviyor. Şu sözü belki idarecilerim söylemiyor ama ben söyleyeyim, kusura bakmayın. Hocam böyle yapamıyorsanız orada görünmek için bulunmayın. Deyin ki Şener Bey, Ali Bey, bu emaneti ya biz götüremiyoruz, lütfen sahibine verin. Hocam bir tabela için, bizim işte başkan olarak görünmemiz için bir teşkilat açılmasın. Akşam dinledim, kendimi takdim etmedim. Konuşmalarınızdan çok memnun oldum ve dedim ki bu cemaat, hocam imam, müezzin, akademisyen, ilahiyatçı, esnaf, iş adamı, yani seçilmiş insanlar, hocam işte biz bu vallahu yuhibbul muhsinin ayetine bu zor zamanda sımsıkı sarılsak, hocam inan ki sadece Türkiye'yi değil dünyayı uçururuz. Bir de arkadaşlar, yani biz neye talibiz, ne istiyoruz? Hocam biz Türkiye'yi değil dünyayı kurtarmak istiyoruz. Hocam bizim yan gelip yattığımızdan dolayıdır bugün Doğu Türkistan'da, Filistin'de, yıllar önce Bosna'da başımıza gelen olaylar. Biz sadece bulunduğu şehirde, bulunduğu çevrede İslam'ı anlatmakla mükellef değil. Bütün bir dünyaya İslam'ı götüreceğiz. Yoksa yarın bir gün insanlık devamlı ağlar, kan ağlar. Evet, bu Hazirun istediği zaman vallahu yuhibbul muhsinin, Allah muhsinleri sever. Öyleyse layık olacağız. İşi yani bir sanat, bir estetik Allah rızası için yapacağız. İsterdim ki akşam herkes, ben Ensar Vakfı'nı 30 öğrenciyle aldım, şimdi 100 öğrenciye çıkardım şeklinde konuşsaydı. Bir kırıldığımı da beyan edeyim arkadaşlar. Herkes torununu, çocuğunu söyledi. Benim gibi hiç çocuğu olmayan, torunu olmayan bir arkadaşı üzdünüz. Bu olmamalıydı. Yani demeliydiniz ki ben falan şehirde Ensar Vakfı'nı bir yurtla aldım, şimdi 2 yurdumuz var. 50 tane öğrenciyle teslim aldım, şimdi 200 tane öğrencimiz var. Hocam siz sıradan insanlar değilsiniz. Şakanız, latifeniz, kendi aranızdaki sohbetinizde bile bir ciddiyet, bir mesaj, ileriye dönük bir efendim havanın sezilmesi lazım. Sözü bitirirken uzatmayacağım dedim. Bir insanın kendinden bahsetmesi fazla etik ve ahlaki değildir. Yani Kerim Aytekin hocamın huzurunda mesai arkadaşım, yol arkadaşım olan Hayrettin Bey'in huzurunda yaptıklarımı söylemek istemem. Ama bu işin içinde olan birisiyim. Sizlere ezbere konuşmuyorum. Akşam şunu da gördüm ki bir fetih yurdu gerçekten ülkeyi fethetmiş. Arkadaşlarımızın çoğusunun fetih yurdundan geldiğini, hocalarımın tezgahından geçtiğini görünce elhamdülillah dedim. Samsun'dan
daha vakıf yokken Hayrettin Bey'in ev çalışmalarından bir nesil yetiştiğini biliyordum ama burada da gördüm. Hocam ben ta İmam Hatipli yıllardan beri bu işin içinde olan bir insanım. Uzun müddet İstanbul'da bu işlerin içinde çalışmış birisi olarak şu anda, biraz önce Ali Bey dedi, Erzurum'da, Ağrı'da ve Erzurum'un Oltu ilçesinde ciddi şekilde faaliyetler yapan bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak burada bulunuyorum. Ezbere konuşmuyorum. Ve şunu görüyorum. Gerçekten siz bir tohum atınca Allahü Teala bunu büyütüyor. Biz hakikaten bir adım gidince Allahü Teala bize koşarak geliyor. Bulundukları ülkelerde hem çevrelerinin hem de idarecilerin zoru altında kalmış bir hayli insanın, Mısır'daki İhvan'dan, efendim Pakistan'daki Mevdudu Hareketi'ne göre, Mevdudu Hareketi'ne kadar, işte Aliye İzzet Begoviç'ten tut da bilmem neredeki harekete kadar, zor zamanlarda temeli atılmış olan bu çalışmaların bugün nasıl böyle neşv-i nema bulduğunu görüyoruz. Akşam güzel bir söz etti arkadaşlardan birisi. Vakıa şudur dedi. Hastaneye gidiyorsun zannediyorsun ki herkes hasta. Hapishaneye gidiyorsun herkes mahkum. Ama buraya geliyorsun herkes Ensar Vakfı mensubu. Camiye gidiyorsun ya dışarıda hiç kimse kalmamış herkes camide. Alışveriş merkezlerine gidiyorsun herkes sekülerleşmiş, dünyevileşmiş. Alışveriş merkezlerinde efendim alıp veriyorlar. Hocam bu vakıadır. Ama bak şunu kabul etmiyorum. Yok gençler ateist oldu, deist oldu. Yok hocam öyle bir şey yok ya. Bunu abartıyorlar. Peygamberlerin zamanında durum neyse şu anda da durum odur. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı dünyada Ebu Cehil var arkadaşlar. Ebu Leheb var, Ümeyye bin Halef var. As bin Vail var. Medine'ye gel Abdullah bin Übey bin Selül var. Yani peygamberimin ordusundan Uhud'da yarı yoldan 300 kişi ayrılıyor sevgili hocam. Bu bir vaka değil mi? Bakın Muhammed Aleyhisselam'ı görüyorlar. Mucizelerine şahit oluyorlar. Ama nifak diye bir kavram var. Küfür var, şirk var. Bu hak ve batıl kıyamete kadar devam edecek bunun mücadelesi. Biz bütün bir toplumu hemen anında istediğimiz kıvama getiremeyiz. Peygamberler bile yapamadı bunu. Yapamadı derken Allahü Teala ona da izin vermiş, buna da izin vermiş. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَس۪يرًا مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Allah'ın cenneti de var, cehennemi de var. Biz bize düşen vazifeyi yapmak durumundayız. Allah-u Teala sorduğu zaman, ya Rabbi uyumadık, çalıştık, yorulduk, terledik, ihlasla, samimiyetle Ensar Vakfı'na gönül verdik, yurt yaptık, öğrencilere sahip olduk. Hocam, sefer bize aittir, zafer Allah'tandır, Allah-u Teala zaferi de göstersin diyor. Hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyor, hepinize Allah'a emanet ediyorum.